Yaş önemli bir faktör. Özellikle 40 yaş sonrasında hem kadın hem erkek cinsiyette glokom riski biraz daha artıyor. Genetik yatkınlık önemli. Ailesinde en az bir ya da iki akrabasında, yakın akrabasında glokom teşhis ve tedavisi olan hastaların bu konuda çok dikkatli olmaları ve mutlaka göz tansiyonlarını 40 yaş üzerinde kontrol ettirmeleri gerekiyor. Bunun dışında göz tansiyonunun gelişimine neden olabilecek bir takım özel durumlar var. Örneğin sistemik hastalığa sahip olan kişilerde diyabet gibi, hipertansiyon gibi, hiperkolesterolemi gibi biraz daha glokom riski yüksek olabiliyor. Bunun dışında gözün içinde oluşabilecek, gözün başına gelebilecek bir takım hastalıklar ya da ameliyatlar sonrasında göz tansiyonu riski artabiliyor. Göz içi kanamaları, göz içinde üveit adını verdiğimiz steril iltihabi hastalıklar, komplikasyonlu katarak cerrahileri ya da retina cerrahileri sonrasında, retina dekolmanı ameliyatları sonrasında gene göz içi basıncında yükselme olabiliyor. Hastalarımızın bazı başka sistemik ilaç kullanımları, antidepresanlar gibi, bazı kalp ilaçları gibi gene göz içi basıncının yükselmesine sebep olabiliyor. En sık toplumda rastladığımız glokom tiplerinden bir tanesi kortizonla duyarlılık sonrasında oluşan göz tansiyonu tipidir. Ki bunda sadece bir kez kullanmak bile bazen yeterli olabiliyor. Kortizon kullanımına bağlı olarak da göz içi basıncının yükselmesi söz konusu olabiliyor. Buna ek olarak özellikle yüksek miyop hastaların, kırma kusuru yüksek olan hastaların da göz tansiyonu açısından daha yüksek riski olduğunu belirtmek gerekiyor.